Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir sektör analiz programında yine birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Bitkisel tedavi uzmanı ve herbalist İbrahim Gökçe ile birlikteyiz. Kendisiyle deri hastalıkları, mide rahatsızlıkları, romatizma ve alerji ile ilgili konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle de deri hastalıklarından bahsedelim. Evet. Kaç çeşit deri hastalığı var ve bunların bitkisel tedavi yöntemi var mı? Evet. Deri hastalıkları çok. Çeşit çeşit deri hastalıkları var. Bunlardan en önemlileri sedef, ekzema, akne, liken hastalığı, çeşit çeşit mantar hastalıkları. Bizi burada şimdi konuşacağımız daha çok milyonlarca insanı ilgilendiren sedef. Sedef nedir? İrili ufaklı derinin pullanması. Saç diplerinde, ensede, kasıklarda, dizde. Yani her insanın farklı farklı bölgelerinde olabilir. Aynı balık pulu gibi pul pululu, krimsi beyaz ve altı, pulun altı böyle kızarır. Kaşıntılı olabilir, olmayabilir. Bulaşıcı değil. Fakat çok kötü bir görüntü olduğu için kişide çok büyük rahatsızlık verir. Psikolojisi bozulur. Bu tür rahatsızlığı olan kişilerde. Bugüne kadar sedef hakkında birçok şey söylendi, yazıldı. Fakat dünyada ilk defa sedefin ne olduğunu, neden kaynaklandığını İtalyan asıllı Doktor Simoncini 100 yılın en büyük buluşunu yaptı. Sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu belgeledi. Hatta bunu videoya çekerek yayınladı. 30 yıl sedef üzerine yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sedefin mantardan kaynaklandığını belgeledi. Sedef hastalığı bağırsaklardan kaynaklanan bağırsaklardaki mantarlardan bir rahatsızlıktan. Bağırsaklardaki mantarları yok ettiğinizde karaciğerdeki toksik akışı buraya azalır. Karaciğer rahatlarsa damarlardaki yağlanma, daralma ortadan kalkar. Zamanla sedef hastalığı otomatik ortadan kalkar. Yani mantarı yok ettiğinizde sedefi yok edersiniz. Evet. Bununla ilgili en etkili bitki bu gördüğünüz Mahonia aquifolium. Evet. Mahonia aquifolium ile ilgili Alman asıllı doktorlar Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Lütke, Profesör Doktor Gayle ve tabii ki bunların ekibi var. Evet, bir ekip çalışması. 40-50 kişilik bir ekiple çalışılır. Yüzlerce hastayı sedef hastasını tedavi ettiler, etmişler. Belgeli. Dergilerde yayınlanıyor. Bu dergi Said Şirif bir fitoterapi yani tamamen ilmi dergi. Yabancı bir dergi. Almanca. Almanya'da buna benzer yüzlerce dergi var. Evet. Sedefin sebebi bağırsaktaki mantarlar olduğu belgelendi. Mantarları nasıl yok edeceğiz? Evet. Mantarlara karşı dünyada en etkili bitki aloe vera. Bu gördüğünüz aloe veranın yaprağının içerisinde böyle bir yapışkan sıvı var. Bir jel var. Evet. Buna jel denir. Bugüne kadar aloe veranın bu içindeki jeli doğal olarak üreten olmadı. Neden? Çünkü bu sıvı çok güzel bir tadı var. Acımtırak. Evet. Aloe vera'dan birleşiminde amino asit, 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Evet. Artı çok az miktarda aloin. Aloin'den dolayı bugüne kadar hiçbir kimse aloe vera jelini doğal üretemedi. Çünkü aloin ishale sebep olur. Bu da kişi sürekli kullanırsa tedavi nedeniyle uzun süre kullanmak gerekir. İcabında 2 ay, 3 ay, 4 ay. 2 ay, 3 ay, 4 ay kullanırsa sürekli ishal elektrolit kaybına, yani mineral kaybına, vitamin kaybına sebep olur. Bu da bağışıklık sistemini çökertir. Yani bu durumda sedef hastalığının giderilmesi için öncelikle mide bağırsaklarındaki toksitlendirmeyi evet. giderecek. Aloe verayı doğal üretemediler bugüne kadar. İlk evet. 19 yıl önce ben aloe vera ile ilgili çalışmalar yaptım. Ben de başaramadım. 19 yıl ara ara aloe vera ile ilgili çalışmalar yaptım. Ve sonunda aloe vera jel dediğimiz birleşiminde 19 çeşit bitki var. Bu ürünü ürettik çok şükür. Evet. Bunun birleşiminde zencefil, zerdeçal, at kuyruğu otu, sinir lot, zeytin yaprağı, kimyon, nane. 19 çeşit bitki var. Bu bağırsaklardaki mantarı en doğal, en kolay, en basit yolla yok eden üründür. Artı
Avrupa ve Amerikalıların ürettiği gibi sentetik değil. Onlar aloe vera jeli kaynatıyorlar. Yaprakların içindeki jeli çıkarıyor, kaynatıyorlar. Kaynatıldığı zaman vitamin, mineral, enzim, lifli madde yok olur. Etkisi olur fakat %5, %10 gibi olur. Bu nedenle piyasadaki Avrupalı, Amerikalı ve Asyalıların üretmiş olduğu, kaynatarak, haşlayarak üretmiş olduğu çok büyük firmalar bunlar. Doğal üretemiyorlar. Artı 20 çeşit kimyasal madde katıyorlar. Renklendirici, kayganlık verici vesaire. Bu çalışmalar sonucu elde ettiğiniz bu karışımla diğer deri rahatsızlıkları da giderilebilir mi? Egzama ve akne. Eksemanın sebebi de mantar. Evet. Akne mesela kasıklarda ve koltuk altında aknenin çok daha ağır bir formu var. Buna akne inverse veya terbezi iltihabı denir. Eski tabirle köpek memesi. Böyle kaşıntılı, böyle çıban gibi içinden iltihaplar akar. Genellikle kasıkta ve koltuk altında olur. Evet. Ameliyat olsa kişi bu bölgeyi aldırsa dahi iyileşmez. Mümkün değil. Çünkü bağırsaktan kaynaklanıyor. Bağırsakları nasıl tedavi edeceksiniz? Aloe vera ile. Aloe vera ile bağırsakları tedavi ettiğinizde kişi yavaş yavaş kendine gelir. Artı bunun yanında iksir de kullanmak gerekir. Neden? İksirin aloe vera'dan farkı bu damarları temizleyici, arıtıcı. Damarları temizliyor ve arıtıyor. Evet. Damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer. Yemiş olduğumuz besinlerdeki vitaminler, mineraller, enzimler, bağırsaklar değerlendirirken proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asitlere dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Homosistin. Homosistin artık bir madde. Yani proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asitler hücre yapımında kullanılır. Artık madde olarak ortaya çıkan homosistin toksik bir madde. Bunu da B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar amino asitlere dönüştürür. Faydalı. Geri dönüşüm. Bunu şuna benzetebiliriz. İnşaat yapıyorsunuz. Neye ihtiyacın var? Tuğlaya. Tuğla nedir? Amino asit. Artık madde nedir? Toz. B6, B12 vitamini o tuğla artıklarını, tozu tekrar tuğlaya çevirir. Verdiğiniz örnek gerçekten anlaşılması evet. Açısından çok B6, iyi bir B12 vitamini ve folik asit ne üretir? Bağırsaktaki faydalı bakteri. Her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. İyi ve kötü. Bunun %99'u faydalı. Arı gibi. Arı nasıl bal üretir? Faydalı bakteriler de B2, B3, B6, B12 K vitamini üretir. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalır. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa bunların üretmiş olduğu toksik madde bağırsaklardan emilerek karaciğere girir. Karaciğer arıtmak için bunları aşırı vitamin harcar. Zamanla vitamin yetersizliği ortaya çıkar. Karaciğer toksik maddeleri arıtmak için çok yoğun çalışır. Zamanla karaciğer yağlanır. Karaciğer yağlanırsa ne olur? Toksik maddeler damarların iç yüzeyinde yoğunlaşır. Plaklar oluşur. Evet. Bu plakları bu iksir çözer. Yüksek tansiyon, kolesterol problemi olan kişi bu iksiri kullandığı, zaman giderilebilir. İsterse kalp damarları %60, %70 koroner kalp yetmezliği problemi dahi olsa kısa sürede iyileşir. Peki İbrahim Bey, deri hastalıklarından sedef, egzama ve akneden bahsettik. Bu karışımların, bu rahatsızlıkları giderilmesinde öncelikle mide bağırsağındaki toksitlenmeyi giderdiğini söylediniz. Buna benzer bir deri rahatsızlığı ve aynı şekilde harici bir rahatsızlık olan alerjiden bahsedelim. Evet. Alerjinin de birçok türü var. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, evet. Kurdeşen. Bütün alerjik hastalıkların bir sebebi var. Nedir? Histamin kortizon dengesinin bozulması. Histamin oranı yükselir, kortizon oranı düşerse histamin olur. Alerji tetikler. Çünkü normal olarak ince bağırsak bir enzim salgılar. Diamino oksidaz. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, ak yuvarlarda depolu bulunur. Eğer bağırsaklar yeterince enzim salgılayamıyorsa, mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı bağırsaklar yanıyor. Bağırsak kendini korumak için ince bağırsak çok yoğun bir yağ tabakası oluşturuyor ve zamanla enzim salgılayamıyor. Diamino oksidaz isimli enzim oranı azalırsa histamin oranı sürekli yükselir. Bu da alerjiye sebep olur.
İkisinin dengelenmesi için. Histamin kortizon dengesini dengelemek için doktorlar antihistaminik ilaçlar verirler, kortizon ilaçları. Sentetik ilaçlar. Sentetik. Yani. Sürekli kortizon kullanan kişinin de kemikleri erir. Derisi incelir. Yani hafıza kaybı olur. Şimdi bağırsakları nasıl tedavi edeceğiz? Aloe vera jel ve iksirle artı özel bir çayla. Eğer ki kişinin midesinde bakteri varsa, gastrit veya ülser, bu da alerji tetikler. Çünkü gastrit veya ülseri sebep olan bakteri Helicobacter pylori aynı zamanda histamin üretir. Toksik bir madde üretir. Bu da alerji tetikler. Alerjinin yüzde oluş sebebi %95. %90-95 bağırsaklardan kaynaklanıyorsa %5 ile 10 oranında da midedeki dengesizlik, gastrit ve ülserden, yani buradaki bakterinin üretmiş olduğu toksik maddeden kaynaklanır. Evet. Şayet kişide gastrit veya ülser varsa, isterse 30 yıllık olsun, en ağır gastriti veya ülseri, bu lahana suyu karışımında 16 çeşit bitki var. Evet. Tonik diyoruz. Bununla tedavi etmek mümkün. En ağır gastrit 5-6 hafta sürüyor. Yani evet, yani yeni başlamışsa gastrit rahatsızlığı 3-4 hafta. Kişiye göre değişir. Kronik veya akut oluşuna göre. Bağcılar'da bir hanımefendi, Hatice isimli, 15 yıldır bir şey yemiyor, içemiyor. Ne yese tokunuyor. Evet. Gaz oluşuyor, asit oluşuyor. Sabah kalktığında ağzında acı bir acı su. Dedi ki ya sizin ürünler iyi gelir mi? Kullanacağız, göreceğiz dedik. Ne kadar kullandı ve sonucu ne oldu? 15 gün kullandı. 15 gün, 15 gün sonra lahana suyunu. Evet. Dedi ki kullandı. Artık ben kullanmıyorum. Ne oldu? İyileştim. İhtiyacım yok. Evet. Dedim ya 15 günde iyileştiniz ama bağırsaklardaki flora da düzelsin. Yine siz 2-3 ay devamında hayır hayır hiçbir şey almıyorum. Şimdi taş olsa da yiyorum dedi. Evet. Çünkü bu lahana suyunun birleşimi, ama evde yapılan lahana suyu, bazıları diyor ki evde biz lahananın suyunu yapsak, mikserde çeksek, içsek olur mu? Faydası yok. Lahana faydası var da şöyle. Lahananın birleşiminde tiyosiyanat var. Tiroid bezine iyot akışını engeller. Bu da guatra sebep olur. Biz onu iksirle ve birleşimindeki diğer etken bitkilerle nötrleştirdik. Evet. Evde yapılan lahana suyu içilirse problem doğabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Bu nedenle bazıları yani biraz 3-5 kuruş tasarruf edeyim diye, yani sağlığından olmasın daha iyi. Kolaycılığa kaçmayalım. Evet, evet. Peki alerjiyi geçtik, deri hastalıklarından bahsettik Sedef'ten. Bir de romatizmadan bahsedelim. Malum evet. Havalar sıcak. Bir sıcak, bazı insanlarda romatizma yükseltmiş. Romatizmaya karşı bu kakao renkli bitki tozu. Evet. Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi kökü Afrika'da yetişen bir bitki. Bunun 3 tür kökü var. 1- kazık kök, ana gövde kök. 2- saçak şeklinde yan kökler. 3- patates gibi 2 metre derinlikte yetişen rizom, yani yan kök, yer elması gibi bir köktür. Bura bitki 6 ay su görmediği için bütün enerjisini burada depolar. Tekrar yağmur yağdığında canlanmak için. Evet. Bu kökü toplanır, kurutulur, hapı damlası derecesi yapılır veya çay içilirse, bununla ilgili Profesör Doktor, Alman asıllı doktor, Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski. Evet. Her türlü omuz, sert, bel ağrıları olan romatizma hastalarını şeytan pençesi köküyle tedavi etmişler. Türkiye'ye de bu bitkiyi ilk getiren biziz. Peki tüketilmesi en iyi hangi yolla olur? Çay şeklinde mi içilmesi gerekir? Şimdi romatizmayı tetikleyen etkenler var. Eğer ki mide ve bağırsaklarda problem varsa, bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamıyor, karaciğer aratamadı, toksik madde kanda dolaşıyor, diğer organlara depolanıyorsa, mideyi, bağırsakları, karaciğeri tedavi etmek gerekir. Evet. Mide, bağırsakları, karaciğeri tedavi etmeden eklemlerdeki iltihabı önleyemezsiniz. Geçici tedavi olur. Bu nedenle iksir, aloe vera jel artı romatizma çayı kullanmak gerekir. Şeytan pençesi köküyle ilgili sadece Profesör Doktor Kubrinski'nin binlerce insan üzerinde denemiş. Artı Fransızlar ve Alman Sağlık Bakanlığı'nın İlaç Gıda Kontrol Merkezi de 1024 hasta üzerinde. Omuz, sırt, bel ağrıları, romatizmanın birçok türü var. Artrit, eklem iltihaplanması, artroz,
eklemlerin deform olması, yumuşak doku romatizması mesela benim tutulmuştu yıllar önce. 13 yaşında 23 yaşına kadar belime 3 metre uzunluğunda böyle kuşak sararak gezdim. Evet. Türkiye'de ve Almanya'da tedavi edemediler. Ben kendim tedavi edeceğim dedim. 4 yıl araştırdıktan sonra buluşlar yaptım. Hamdolsun. Karışımı kullandınız galiba. Evet, özel bir karışım hazırladık. Sadece o da yetmiyor herhalde. Takviye falan da yapılması gerekir diğer karışımlarla birlikte. Daha evet. Hızlı sonuç alabilmek için. Evet, şimdi şöyle eğer ki midede gastrit veya ülser varsa tonik, kalp damar rahatsızlığı varsa, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme varsa iksir, bağırsaklarında kişinin mantar varsa, mantar olduğunun teşhisi yok. Mantarın teşhisi yok. Neden? Sadece belirtisi var. Mantar futbol topu büyüklüğünde düşünelim. Bakteri portakal büyüklüğünde, virüsü misket büyüklüğünde. Evet. Bağırsaklar da futbolcunun, kalecinin arkasındaki file gibi. Portakal ve misket geçer kalecinin arkasındaki fileden. Futbol topu geçmez. Bağırsaklardan mantar geçmez, kana karışmaz. Mantarlar, bağırsak mantarları kana karışsa üretmiş olduğu etan, metan, butan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller kişiyi zehirler, ölümüne sebep olur. Bu kadar riskli bir sonuç. Mantarın sadece olup olmadığını belirtiler var. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt bel ağrıları varsa, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi alerjik hastalıklar varsa, sedef, ekzema, akne, inverze gibi diri hastalıkları varsa, bunlar kişide mantar olduğunu gösterir. Mantarla ilgili gokcakiksir.com, evet, doğaltedavi.net, gokcakaktar.com gibi sitelerimizde geniş bilgi var. Geniş bilgi ve aynı siteye ulaşabilirsiniz diyorsunuz. Sitelerimizden doğaltedavi.net'te bu konuyla ilgili bilgi sahibi olabilirler. İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Deri hastalıklarından, romatizmadan. Özür dilerim, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Kaşıntılı deri hastalıklarında, sedefte, ekzemada bu ozon yağını sürerse kaşıntıyı önler. Kaşıntılı deri hastalıklarında. En son bunu. Ek bilgi olarak da ekledik. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, herbalist ve bitkisel tedavi uzmanı İbrahim Gökçek ile birlikte olduk. Kendileri deri hastalıkları, romatizma ve alerjiden bahsetti. Programımız firma tanıtımlarıyla devam ediyor.